maalesef bunun maksatlarını çok aşan, çok daha farklı boyutlara gelen ve kente çok ciddi zarar veren konumları yaşadık. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki İstanbul Türkiye ekonomisinin %42'sini şekillendirmekte. Ve Türkiye'nin önemli bir merkezi olan kent İstanbul'umuz dünyaya da önemli mesajlar vermesi gereken bir kent. Hak etmediğimiz sıkıntıları yaşadık ve bundan sonraki süreçte de buna benzer sıkıntıları yaşamamayı diliyorum. Tabii burada özellikle İstanbulluların sağduyulu davranmak suretiyle bu kentteki gelişmeleri, bu güzellikleri ve geleceğe birlikte yürümemizi sürdürme adına geçmişten aldığımız dersleri de yönetimler olarak bizler de ve halkımız da dikkate almak suretiyle bundan sonraki süreci çok daha farklı tanımlayacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Tabii bir takım ekonomik kayıplar var. Maddi zararlar var. İnsanlarımızın girdiği stres var ve Türkiye'nin kaybettikleri var, İstanbul'un kaybettikleri var. Başta turizm sektörü olmak üzere birçok işletme ciddi boyutlarda sarsıntı geçirdi ve bu sarsıntının yansımasının da giderek büyümesini arzu etmemekteyiz. Ben burada özellikle eylemlerine son veren vatandaşlarımıza da İstanbullulara teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra normale dönmeyi ve normal sürecinin devam etmesini dilemekteyiz. Bu bakıma İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Taksim'de biz bir haftadan beri çok yoğun bir çalışmayla gerçekten Gezi Parkı'nı o güzelliklerini daha da artırmak suretiyle halkımıza açılacak hale getiriyoruz. Ve çalışmalarımızı 1000 civarındaki personelimizle birlikte siz İstanbulluların takip ettiği gibi sürdürmekteyiz. Yani 200 binin üzerinde çiçek ve 129 adet büyük ağaç ve 5000 civarında gül dikmek suretiyle de çevre güzelliğini oluşturmaya çalıştık. Taksim Meydanı'nın daha nezih, daha düzgün hale gelmesi konusunda proje çalışmalarımız devam ediyor. Ve özellikle meydan algısını iyi bir şekilde vermek adına da 3 boyutlu dediğimiz yani yükseltisi olan bir takım materyalleri artık Taksim Meydanı'nda bulundurmayacağız. Otobüs peronları olmayacak ve Taksim çok daha rahat, çok daha zengin hale gelecek. Tabii bu süreç içerisinde yaşanan bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Bu sıkıntıları bertaraf etmek çok kolay değil. Beraberce, hep beraberce bunları yaşadık ve bu sıkıntıların geride kalması için de yine beraberce el birliğiyle, değerli İstanbullularla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Görevimi 9,5 yılı içerisinde olduğum bu süreç içerisinde sizlerle birlikte İstanbul'da ne kadar mesafeler aldığımızı, İstanbul'un nasıl değiştiğini ve geliştiğini sadece biz değil, yurt dışından gelen ve birçok iş adamı ve yabancıların da ifade ettiğini bilmekteyiz. Bu güzel şehrimizin yine bu güzelliklerini tekrar geri kazanmasını ve buradaki kayıpların da ortadan kaldırılması adına çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu süreç içerisinde başladığı günden itibaren benim 300'e yakın burada aktif olarak rol alan yani bu kendi direnişlerini ortaya koyan veya katılan veya destek veren olmak üzere 300 civarındaki sanatçılarımız, mimarlar, kanaat önderleri, STK mensuplarıyla beşerli, onarlı gruplar halinde görüşmeye devam ettim. Her birlerinin kanaatlerini aldım. Bunları medyaya yansıtmadım. Dışarıya vermedim ve ismen de açıklamadım. Her birileriyle yaptığımız görüşmelerde endişelerini dile getirdiler ve maksadını açmış olarak gördükleri şekilden de rahatsız olduklarını da ifade edenler oldu. Ve özellikle tabii Taksim'le ilgili bundan sonraki yol haritasıyla ilgili de kendi görüşleri bize ifade ettiler. Ben de bu görüşleri aktaracağım noktalara aktarmak suretiyle kendimize aldığımız notlarla bundan sonraki süreci daha yeni bir düzenlemeyle yürütmeye karar verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii şunu da gördüm ve birkaç kez de tekrarladığım için burada söylemek istiyorum. Buraya katılan eylemcilerin neredeyse %99'u belki %95'i ilk harekette Taksim'de Gezi Parkı'ndaki ağaçların sökülmeye başlandığı ve bir taraftan da Topçu Kuşatı inşaatına girildiği şeklinde kendilerine sosyal medya aracılığıyla yansıtıldığını söylediler. Bu maksatla geldik diyenler var. Öğrenciler var, üniversite gençlerimiz var
ve değişik çevrelerden gelen insanlar var. Bunların her biriyle yaptığım görüşmede biz ilk başta Topçu Kışlası inşaatı başladı zannettik diye. Bu Sayın Eyüp Muhçu da geldiğinde ifade ettiler. 3-4 gün sonraki görüşmemizde olaydan. Maalesef demek ki bir algı yönetiminde bir eksiklik olmuş. Yanlış bir manipülasyon var. Ve burada başka niyetli olanlar Türkiye'nin ve İstanbul'un gelişimini birilerinin tarafından rahatsız olduklarını da hissettiğimiz, ki bize yurt dışı seyahatlerimizde devamlı ifade ediliyor. Turizmi nasıl geliştirdiniz? İstanbul bu hale nasıl geldi diye sorgulayan çevreler var. Bundan sonraki süreçte yakın bir tarihte, bu hafta içerisinde turizm sektöründeki temsilcilerle, STK'larla görüşmeler yapacağız. İstanbul'daki turizmdeki bu sıkıntıyı aşma adına adımlar atacağız. Esnaf odaları temsilcileriyle, sanayi ticaret odamızla ve ilgili STK'larla da görüşmeler yapacağız. Ayrıca belediye başkanı olarak ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak da tüm dünyadaki benim mesai arkadaşım, meslektaşlarım sayılan, mevkidaşlarım olan belediye başkanlarına birer yazı çıkarmak suretiyle de bu gerçekleri ve doğruları, doğru bilgileri, kirlenmiş olan bilgilerin dışında gerçekleri kendilerine bir mektupla da aktarmayı düşünüyorum ve bunu çalışmasını başlattık. Diğer taraftan yine dünyanın medya kuruluşlarına da İstanbul Belediye Başkanı olarak da böyle bir yazı göndermek ve gerçek belgeleri de kendilerine aktarmak istiyorum. Bu çalışmayı da yapacağım. Ayrıca dünyanın değişik noktalarındaki STK'lara da benzer yazışmaları yapmak suretiyle kendilerine doğru bilgiyi aktarılması konusunda bir çalışmayı yürüttüğümüzü de ifade etmek istiyorum. Tabii ki bulunduğum dünyadaki teşkilatların başında olan birisi olarak da bu konuyla ilgili bazı görüş talepleri var. Bunlarla ilgili endişeleri olan var. Veya bu konunun nasıl geliştiğini bilmek isteyenler var. Onları da bilgilendirmek istiyoruz. Ve özellikle İstanbul'un ekonomik gücünün giderek artan bu değerinin aksamaması, sekteye uğramaması adına bu süreçteki çalışmalarımızı biz dünyayla da paylaşacağız. Ve İstanbul'daki halkımızla ve milletimizle de paylaşacağız. Buradaki sıkıntıları geride bırakacağız. Bir şeyi de özellikle ifade etmek istiyorum. Bugünkü toplantımızda ve hatta geçen hafta yaptığımız koordinasyonumuzda da dile getirdik. Ve özellikle ısrarla başından beri durduğum ve sizlere de zaman zaman dile getirdiğim kent şantiyeciliği, şehir şantiyeciliği, halka zarar vermeyen, halkı bilgilendiren bir inşai faaliyet ve çalışmaların olması gerekliliğini tekrarladık arkadaşlarımıza ve özellikle üzerinde durduğum, bundan böyle ki bunu defalarca söylediğim bir çalışmadır. Bütün projeler önceden halkla paylaşılacak, halka anlatılacak ve bu konudaki halkımızın görüşleri alınacak ve bu doğrultuda bir çalışma yapacağız. Yani bizim üzerinde ısrarla durduğumuz, göreve geldiğimden beri bir teknik adam olarak ısrar ettiğim çalışmaları daha yoğun bir şekilde halkımızla paylaşılacak bir çalışma ortamına çekiyoruz. Halkımızın görüşlerine bunları aktaracağız. Bir otobüs durağı yer değişecekse bile o otobüs durağını kullananlardan bu sorulacak ve nasıl algılandıkları, nasıl kabul ettikleri kendilerinden bilgi olarak aktarılacak. Diğer taraftan bir yol güzergah değişiklikleri varsa o da önceden halkımıza aktarılacak. Yani şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yerel yönetimler yarı sivil toplum örgütleri demektir. Halkla beraber hareket etmeleri, halkı bilgilendirmeleri gerekiyor ve halkın da doğru bilgiyi yerel yönetimlerden alması gerekiyor. Bu mantıkla hareket etmek suretiyle biz inşallah bundan sonraki süreçte örnek bir belediye olmak açısından büyükşehir olarak Türkiye'deki tüm belediyelere örnek olacak tarzda projelerini halkıyla paylaşan bir süreci yoğun bir şekilde yakın takipçisi olacağımı arkadaşlarıma ifade ettim ve bu çalışma sürecinde böyle devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii bazı sıkıntılar oldu. Hayatını kaybedenler oldu. Rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Bunlar olmamalıydı. Diğer taraftan maalesef yaralılar var. Onlara sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Mağdur olan insanlar var, sıkıntıya düşen insanlar var, stres geçiren insanlar var. Diliyorum ki bizim millet olarak hoşgörümüzün
ne kadar engin olduğunu, Mevlana'dan almış olduğumuz o değerler manzumesi içerisinde, büyük insanlardan aldığımız o değerler içerisinde kin gütmeyen, birbirini affetmesini bilen ve geleceğe bakan bir millet olarak hareket edeceğimize güvenimi burada ifade etmek istiyorum. Ve diliyorum ki tekrarlar olmasın. Bir mutlaka bütün fikirler üzerinde farklı görüşler ortaya çıkabilir. Ama bunun ifade tarzları da bir eyleme dönüşmeden, bir başkasına zarar vermeden, hürriyet ararken bir başkasının hürriyetlerini tecavüz etmeden, kısıtlama getirmeden olması gerekmektedir. Bu medeniyet ölçeğinde bir medeniyet görgüsü içerisinde cereyan etmesini diliyorum. Kentlilik bu demektir. Bir başkasını mağdur etmeyen ama kendi fikirlerini de ifade edebilen bir anlayışın olmasını arzu etmekteyim. İnanıyorum ki bundan sonra her birimize düşen birçok sorumluluklar ve çıkartılan dersler var. Bu sıkıntıları tekrar yaşamayacağımızı umut ediyor ve en kısa zamanda ekonomik düzenlemeleri yapmak suretiyle kentimizi normal seyrine dönüştüreceğiz. Ben burada sağduyulu ve samimi olan bütün İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, efendim. Gezi Parkı'nın başında içerisinde Parkı'nın bazı eylemcilerin çadırları yapıldı ve bu çadır yakmalı ile ilgili öyle zannederim 5 saat kadar görevden başlatıldı. Nedir efendim olayın ahmeti? Konuşturmak önce mi istersiniz? Tabii Sayın Başbakanımızla ilgili bakanlarımızla valimiz de zaman zaman ifade ettiler. Tabii ki buradaki bütün eylemler kayıtları alınmış durumda. Yani burada caddelerde olsun, ara sokaklarda olsun ve meydanda, Taksim'de olsun. Bütün bunların tamamı kayıtlarda var. Kayıtlarda olan her bir eylem takip altına alınmakta ve onlar üzerinde deşifre edilmektir. Ve Sayın Başbakanımız da ifade ettiği gibi burada yanlış yapan, bir mağduriyeti oluşturmuş olan kişiler üzerine rücu edilecek. Bunlar yanlarına bırakılmayacak dendi, biliyorsunuz. İşte bu bağlamda bu çalışmalar sırasında ve oradaki eylemcilere müdahale etmede maalesef haddi aşan, belki biraz daha farklı değerlendireceğimiz bir boyuta geldiğini de hep ifade edilmektedir. Tabii ki o ortamın psikolojik şartları, sıkıntılarını burada konuşmak istemiyorum. Bizim bu konuyla ilgili özellikle zabıta görevlilerimizden 7 arkadaşımızın bu işe fiil olarak katıldığını zabıta ilgili teftiş kurulunun müfettişlerin raporundan ortaya çıkmakta. Bunlardan 4 tanesi zabıta memuru, bu rapor sonucunda açığa alındılar. 3 tanesi de taşeron üzerinden aldığımız zabıta görevlisi. Bunların da iş aktlarının fesline gidildi. Tabii ki daha sonraki bu yargı süreçleri devam edecektir. Onun getireceği sonuçlara göre diğer işlemleri zaten yargı değerlendirecektir. Bunu ifade etmek isterim. Zaten biz bunu biliyorduk. Bu çalışmalar vardı. Kendi iç bünyemizde zaten bunun sorgulanması üzerinde bir çalışmamız vardı. Şunu söylemek istiyorum. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmıyor. Ne kadar gizli olursa olsun bütün gizlilikler ortaya çıkıyor. Her şey ortada cereyan etti. Bu kayıtlar deşifre edilmek suretiyle suçu olanlar, maksadını aşmış eylem ve eylemcilerin verdiği zararları tazmin etmek açısından kamu davaları açılacaktır, devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii müfettiş raporuna göre zaten müfettiş yaptığı çalışmada bu görüntüleri izleyerek tespit ettikleri bu işimlerle ilgili zaten belediyemize bir yazı göndermek, rapor göndermek suretiyle gereğin yapılmasını, tebliğ edilmesi talimatını veriyor. O müfettişin verdiği rapor doğrultusunda biz de bunu işleme koyduk. Yaptığımız iş bu ve böylece bunlar resmi olan, devlet memuru statüsünde olan 4 zabıtamız, bir tanesi bunların zabıta amiri, 2 tanesi zabıta komiseri, bir tanesi de zabıta memuru olmak üzere 4 zabıtamız açığa alındı. Diğer taraftan da 3 tanesi taşeron üzerinden gelen, hizmet veren arkadaşlardı. Onlar da iş hakları feshedilmesi noktasına talimat verildi. Efendim. Esnaf ve yapılan çalışmalarda şu
Ve bizim İstanbul'da bizim yaptığımız tespitler ölçeğinde 61 milyon civarında bir rakam çıkıyor. Bu takriben yani bu kayıp kazanç tahribat olarak değerlendirebilirsiniz. Bizim 99 tane İETT otobüsümüz tahribat gördü. 99 tane, 19 tane halk otobüsü tahribat gördü maalesef. 15 tane itfaiye aracımız. Yani 99 tane otobüsümüz kullanmaz hale geldi. Yepyeni araçlarımız, yeni aldığımız araçlar maalesef ve yine hizmet veren bazı araçlarımız, sivil vatandaşlarımızın araçları, iş yerleri, zeminler, kaldırımlar, döşemeler, bir kentte ciddi bir tahribat ortaya çıktı. Bunun maliyetleri bizim esnafın dışında olanları, büyükşehri ilgilendiren boyutta baktığımız zaman 60 milyon civarında görmekteyiz. Bunlar tabii telafi edilebilecek şeyler. Hep bizim şunu söyleriz, söylemlerimizde de vardır millet olarak. Mala gelsin, cana gelmesin. Bütün derdimiz bu. Mala gelen telafi edilebilir ama bu yine kentlinin malı, halkımızın, milletimizin malı. Belki sıkıntı içerisinde yaşayan insanları, ilaç parası bulamayan insanların haklarıyla yapılmış kamu malları, buna zarar vermek bir noktada o insanları mağdur etmek anlamı taşımaktadır. Bunu da zannediyorum bundan sonraki insanların daha da hassas davranırlar. Efendim. Efendim? Çadırları yananlara herhangi bir ödeme söz konusu mu belediye tarafından? Şimdi tabii bu bir kere şunu söyleyeyim. Zabıta belediyenin kolluk kuvveti gücüdür. Zabıtanın bizim aktif olarak eylemde fiili olarak devreye girme kabiliyeti yoktur. Bir noktada zabıta kent içerisinde halkla belediye arasındaki bir takım faaliyetlerde destek veren, yardımcı olan bir birimdir. Takip eden, raporlayan bir birimi vardır. Orada tabii Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları da olduğu için bölgedeki zabıta görevlileri de orada o mekanda bulunmuştur. Tabii bu yargıya intikal ettiği için çok fazla üzerinde konuşmak istemiyorum. Bu kişilerde kendilerini savunacaklardı, ifadeleri olacaktı, onları bilemiyorum. Detaya girmek istemiyorum. Bunlar hepsi ortaya çıkar. Yani bir kalkıp da burada idare bir talimat vermez. Kalkın insanların çadırları yakın demez. Böyle bir talimat ortaya çıkmaz. İdare tarafından böyle bir talimat olmaz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii burada mağdur olanların mağduriyetleri nasıl giderilir? Buradaki toplanan çadırlar var. Bunlar Cumhuriyet Başsavcılığına ve valiliğe bir yazı çıkarttık. Kendilerine teslim etmek üzere toplanan malzemeyi. Onlar bunu tabii ki nasıl tasnif eder ve ilgilileri nasıl dağıtılır onu daha sonra değerlendirmek lazım. Şimdi onun için bir şey ifade etmek istemiyorum. Tabii ki mağdur olanların kendilerinin her türlü hakları vardır. Hakları mahfuzdur. Sayın Başbakanımız 2011 seçimleri çerçevesinde İstanbul'daki 7 projeden bir tanesi olarak Taksim Kışla projesinin inşaatını ilan etti. Ve böylece bir hükümet projesi veya bir başbakanlığımızın ve hükümetimizin İstanbul'a kazanımlar arasında koyduğu bir proje olduğu için biz tabii ki orada artık hükümetin karar verdiği, bizim de destek vereceğimiz bir proje olarak gördük. Tabii Topçuk Kışlası'nın bulunduğu alan ve Taksim ve Gezi Parkı'nın mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir mülkiyette olan bir alandır. Bununla ilgili şunu gayet iyi biliyorum. Sayın Başbakanım çok iyi niyetlerle burada böyle bir kültürel değeri tekrar kazanmakla kent önemli bir merkez kazanacak düşüncesiyle kente hizmet adıyla bunu yaptığını biliyorum. Yoksa birilerinin ifade ettiği gibi arkasında bir şeyler gizleyerek bir takım iddialaşma ve geçmişle ilgili bir hesaplaşma değil. Asla. Bunu ifade etmek istiyorum. Bunu yakından bilen birisi olarak söylemek istiyorum. Tamamen iyi niyetlerle kente kazanım olarak bir getirisi olacağı düşüncesiyle olduğu için. Diğer taraftan biliyorsunuz yargı süreçleri var. Buraya açılmış 6 tane dava var.
bu yargı süreçlerinin yani mahkemenin yürütmeyi durdurma idare mahkemesi verdiği dahil olmak üzere bunların tamamlanması öngörüldü. Bundan sonraki süreçle ilgili bu yargı süreçleri bittikten sonraki süreçte bunun yapılmasını öngören bir sonuç çıkarsa halka anlatılması gerekiyor. Bunu da Sayın Başbakanımız ifade etti. Halk bunu benimserse, kabullenirse yapılabilir. Kabullenmezse yapılamaz diye. Tamamen şu anda Sayın Başbakanımız bu konudaki yetki ve iradeyi Büyükşehir Belediye'mize bıraktı. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii o dönemde benim çok fazla bir hükümet projesi haline gelmiş olan proje üzerinde çok fazla ön planda bir şeyler söylememişim gayet normal. Ama Sayın Başbakanımızla ikili görüşmelerde kanaatlerimi kendisine aktardım. Kendisiyle paylaştım. Zaten Sayın Başbakanımızla sonraki açıklamalarında benim de ifade ettiğim gibi AVM'nin olmayacağını ki zaten öyle bir mekan yok. Öyle bir kapalı alan yok. Diğer taraftan bir otel inşaatının otelin olmayacağı, rezidansın olmayacağını da ifade ettiler. Bir müze diye düşünüyorlardı. Ama şimdi artık bunlar bir top çıkıştası olayı şu anda gündemde görünmüyor. Çünkü bir yargı süreci var. Yargı sürecinin değerlendirmesini hepimiz beraberce göreceğiz. Bunu zaman içerisinde değerlendirilmesi lazım. Yani İstanbulluların artık bundan sonra vereceği kararlar bizim yerel yönetimlerimize çok daha aktif rol oynayacak. Hayır, biz orada tabii polis ve otobüslerimiz bir kısmı polislerimizi oraya taşıyan, hizmet veren otobüsler. O bölgeye onun için bulunan otobüsler. Bir de tabii toplu taşım araçlarının için hizmet vermedi diye tweetlerde de görüyorum. Ben tweet'i bizzat yazmıyorum ama birçok tweet'e kendim bakıyorum. Bunu açık olarak burada ifade etmek istiyorum. Niçin çalışmadığı sorgulanmakta. Tabii ki bölgenin sıkıntısını dikkate alırsak, yolları bariyerlendiğini, araçları kapatıldığını görürsek buraya otobüslerin gelmesi mümkün değil. Diğer taraftan tabii ki buradaki maalesef gaz sebebiyle ortada oluşan ciddi kirli bir atmosferden dış havayı alarak içerisini havalandırmasını yapan metrolarımıza çalıştırdığınız takdirde bütün bu gazlı havayı metro istasyonlarına almış ve taşımış olacaksınız ki bu metro istasyonu, metroya binenler ve diğer istasyonları da etkileyebilir diye haliyle bunu kapatmak zorunda kalındı. Bu da zaten bu seferlerle ilgili otobüs seferleri, vapur seferleri ve metro ile ilgili bu sıkıntı yaşandığı dönemlerde valiliğimizin güvenlik açısından verdiği talimatla durduruldu. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bu şu anda emniyetimizin kontrolünde. Kendileri orada bir zamanın ve suiletin oluşmasını arzu etmekle zamanın biraz geçmesini istiyorlar. Ve böylece gerginlikler bitsin, yatışsın. Onu beklemektiler. Biz de bu arada durmadan girdik ve çalışmalarımızı sürdürdük. Ve büyük çaplı, 40 santim çapında olan bile ağaçlar dikmek suretiyle burada biz Gezi Parkı'nı çok daha güzel hale, Göztepe Parkı'nı bilirsiniz, mükemmel bir hale getirme çalışmalarını yürüttük. Burada bir antiparantez bir şey söylemek istiyorum. 6 ay önce bu inşaata başladık. Belediyemizin meclisinden geçmiş kurulun onayı var. Bütün o panolara koymuşuz ve sitemizde mevcut olan bu projenin Cumhuriyet Caddesi başındaki 66 ağaç 40 santim çapında Orman Fakültesi denetiminde koruma kurulu kararıyla budanarak, sökülüp, bohçalanıp sağda bağda dikildi. 66 tane. Şu anda her biri yeşerdi. Bunların video kayıtları elimizde var. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemedi. Ama bazı kişiler zannımca Gezi Parkı'na girecek olan kolu bildikleri için nasıl olsa buraya gelecekler. Buna dokundukları zaman biz bu işi manipüle ederiz diyenler olduğuna inanıyorum ki orada çapları çok daha küçük olan bir tarafta 6 tane sonra döndükten sonra 5 tane ağaçların budanarak alındığını benim Park Bahçeleri Daire Başkanım söylüyor ve görüldü diyor alınırken. Orada taşınmaya müsait olmayan pis kokulu
kendiliğinden oluşan, değeri olmayan ağaç olarak görülüyor ama yeşil. Kaldırılma sırasında ve duvara dokunulduğu zaman bir hareketin başladığını ifade etmekte. Yani burada 66 tane büyük ağaçlar kaldırılırken hiç kıkı çıkmayanların sadece Gezi Parkı'na dokunulduğu zaman iyi bir manipülasyon merkezi diye düşünüldüğünü düşünüyorum. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilerin önünde gelen çöp bidonunu alıp tamtam yaparak arkasına kitleleri taktığını söyleyen, arkaya döndüğümde 10-15 bin insan olduğunu gördüm ve şaşırdım Halbiye'ye geldiğimde diyen kişiyle de görüştüm ben. O kendisine gelen tweette Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası inşaatı başladı diye gibi geldiği için bunu yaptım diyor. Ve sabah 3.30'da oraya gelmiştim. Sonra 5'teki polis müdahalesinden bahsediyor. Barikatlarla bizi orada durdururlar diyor. Yani bu kadar samimi duygularla bunu ifade ediyor. Birileri bunun tezgahını hazırlamış olabilir. Ama sonuçta İstanbul, Türkiye zarar görüyor. Hepimiz zarar görüyoruz. Ya bu böyle olmalı mıydı? İstanbul bunu hak etmedi esasında. Hepimiz hak etmedik. Bu sıkıntılar yaşanmamalı. İnsanlar demokratik ülkelerde fikirlerini, görüşlerini, duruşlarını bir şekilde ifade edebilmeliler. Bunu haykırabilmeliler. Ama bunlar eylemlere dönüşmemeli. Bir eylem boyutu artık medeni ölçülerde olmalı ve kimseyi rahatsız etmemeli. Yani bir eylem kendisine hürriyet ararken başkalarının hürriyetlerini kısıtlayan, onları mağdur eden, onları sıkıntıya sokan boyutlarda olmaması lazım. Bunu maalesef değişik değişik görüntüler ortaya çıktı. Her taraf için söylüyorum. Buna hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bir diğerine saygı göstermek bir medeni kentlinin davranış biçimidir. Kendisinin beklediği saygıyı kendisine bir başkasına göstermesi gerekiyor. Bizim orasıyla ilgili park bahçelerinin zaten bakım onarımları vardı ama böyle bu tarzda büyük çaplı bir çalışma yoktu. Oradaki çiçeklendirme, çimlendirme çalışmalarını zaten park bahçelerimiz yapıyordu. Ağaçların bakımı veya benzeri şeyler. Bu boyutta yoktu. Ve bir şey daha söyleyeyim. Benim çocukluk resimlerim bulunduğu bir yer orası. Taksim Gezi Parkı dediğimiz son zamanlarda maalesef biraz sağlıklı olmayan bir ortam haline gelmişti. Bu vesileyle belki biz orasını yeniden ele almak suretiyle kentlerin çok daha fazla yaşayacağı, çok daha fazla aktif kullanacağı bir merkez hale gelebilir. Burada yaptığımız çevreyle ilgili düzenleme daha kabul göreceğine inanıyorum ve bunun da korunmasını arzu etmekteyim. Çünkü oraya gelen çevreci ağırlıklı düşüncelerin dışındakilerin çevredeki ağaçlar, bitkiler, çiçekler başta olmak üzere çevreye nasıl zarar verdiklerini de gördük. Bundan sonra daha hassas davranılacağını düşünüyorum.